Ben 6. sınıfın yani orta 1'de başladım, 2. döneminde. 2011 yılında başladım bu spora. İlk senemde koşuyla başladım. Bursa birinciliğim var koşuda. Yani kendi içimizde yaptığımız bir birincilik. Ondan sonra 2013 yılında çekiç atmayla tanıştım. Antrenörüm sahaya getirdi beni. Biz önceleri parkta idman yapıyorduk. Sahaya gelince çekiç atmayla tanıştım. Bütün atma branşlarını denedim. Ama çekiç atmaya daha yatkın olduğumu söyledi antrenörüm. Ve onun üzerine ilerledik. Böyle devam ettik. 2013 yılından beri de çekiç atıyorum. 2015 yılında Temmuz ayında doğum günümde yarıştım. 17 Temmuz'da final yarıştım. Son hakkımla dünya ikincisi oldum. 59 metreyle yarışa başladım. 67.01 son hakkımda, 6. hakkımda atarak dünya ikincisi oldum. Yaklaşık bir 2 sene kadar hazırlandım. Ondan sonra çok güzel bir başarı elde ettik. Çok çalıştık o zamana kadar ve ben daha küçük olduğum için daha çok istiyordum, daha çok hırslanıyordum. Böyle şeyler beni daha motive ediyordu. Ailemle hiçbir zaman il dışına bile çıkmamıştım tatiller haricinde. Ama bu spor sayesinde işte Mersin, Ankara, orası burası her yeri gezme şansına sahip oldum. Ve bu beni çok mutlu ediyordu, daha çok hırslandırıyordu, daha çok sevindiriyordu. Çünkü param olup da gidemeyeceğim birçok yere gittim bunun sayesinde. Yaklaşık 2 yıl kadar sonra da Temmuz ayında böyle bir başarı elde ettim. Evet, yani çekiç atma denildiği zaman zaten sadece işte bu televizyonlarda izlediklerimizden biliyorlar. Genellikle erkeklerin yapabileceğini düşünüyorlar, söylüyorlar. Fakat bir kadın da yapabilir. Bizim Türkiye'mizde çok az sayıda çekiç atan bayan var. Ama başarı çok iyi. Benim önümde 2 tane büyüklerde yarışan Tuğçe Şahatoğlu ile Kıvılcım Salman var. Biri Fenerbahçe'yi, biri Enka'yı spor kulübünü temsil ediyor. Aynı zamanda çok kez milli takımda yarışmış, çok madalyaları olan insanlar. Yani bayanların da başarabileceğini aslında onlar tam anlamıyla göstermiş oluyorlar. Çünkü 72-74 metreyle birinin Türkiye rekoru var. Ona keza diğeri aynı şekilde 70 küsür metre. Yani bayanlar aslında çok daha iyi yerlere gelebilir. Çünkü erkeklerden daha çok istekli çalışıyoruz. Daha çok inanıyoruz ve daha hırslanıyoruz. Rekabet aramızda daha çok oluyor. Bayanın başaramayacağı ya da çekiç atamayacağı diye bir şey, hiçbir şey yok. Bence biz yapabiliriz, inanabiliriz. Biz de erkekler kadar güçlüyüz. Şu anki antrenörüm Erdal Er Yıldırım'la tanıştım. Onunla çalışmaya başladım. Yaklaşık 2 senedir onunla birlikteyim. Tekrar onunla birlikte ayağa kalktığıma inanıyorum. Her şeyin daha güzel olabileceğine inanıyorum. Çünkü bir umut kaybı yaşamıştım. Şu an öyle bir şey yok. Hırsla çalışırsam, azimle çalışırsam yapamayacağım hiçbir şey yok. Çünkü yetenekli olduğumu antrenörüm de söylüyor. Ve isteyip yapamayacağım hiçbir şey yok. Ben buna inanıyorum. Etrafımda tanıdığım, tarlada büyüyen, böyle bizim gibi atletizm sahası olmayan birkaç çekişçi bayan arkadaşımız var. Benden daha küçükler. Onlar bu şekilde başarabiliyorsa herkesin atletizmde bir branş olabilir. Çekiç atma zorunluluğu değil ama bir branşla uğraşmasını isterim. Çünkü burası çok farklı bir atmosfer. Yani paranın olup gidemeyeceği yerlere gidiyorsun, çok iyi insanlar tanıyorsun, gezip görme fırsatı tanıyorsun ve bayan olarak güçlü olmamızı gerektirecek her şey burada elimizde var. Her türlü imkan bize sağlanıyor. O yüzden yani bayanların kesinlikle bir şeylerle uğraşmasını tavsiye ediyorum. En az erkekler kadar güçlü olabiliriz. Bunu zaten gösteriyoruz ama sadece çekişte olmasın. Diskte, güllede, ciritte, her branşta olsun isterim. Ve yapabiliriz. Bunu çok rahatlıkla yapabiliriz. Şunu da öğrendim ki yapabiliriz. İstediğimiz zaman her şeyi başarabiliriz. Çünkü Avrupalıların bizden bence bir fazlası yok. Bence bizim bir eksiğimiz var. Biz korkak yarışmamalıyız. Özellikle yurt dışları yarışlarında. Türkiye'deki gibi olmalıyız. Burada yarışıyormuşuz gibi, kendi her gün gördüğümüz insanlarla yarışıyormuşuz gibi bizim de ayaklarımızın yere sağlam basması lazım. Biz de güçlü olmamız lazım.